Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Benim adıma bir kargo varmış. Tabii, isim neydi? Melek Yılmaz. Hemen bakıyorum. Bir kimlik rica edebilir miyim? Teşekkür ederim. Buyurun kargonu. Şuraya bir imza almam gerekiyor. Teşekkür ederim kimliğiniz. Teşekkürler, iyi günler. Güle güle, iyi günler. Ne yapıyorsun sen burada? Bunlar ne? Sevdiğim kadınla yeni bir hayat kuruyorum. Doğru değil bu yaptığın. Yine beni buraya oyunla getirdin. Yine kandırdın. Melek, mecburdum. Yoksa gelmeyecektin. Melek, senden vazgeçmeyeceğimi söyledim ben. Evden ayrıldım. Her şey bitti. Bak, bu biletler yeni hayatımızın başlangıcı. Gel gidelim buradan. Hemen bu gece. Melek. Korkuyorum. Ya yine gidersen, yalnız bırakırsan beni? Ha? Ya yine üzersen? Üzmeyeceğim. Bırakmayacağım. Gitmeyeceğim Melek. Daha yıkarsam ayağa kalkamam. Melek, ben bundan sonra hayatımın geri kalanını seninle, çocuğumuzla geçirmek istiyorum. İnanmak istiyorum bu söylediklerine. Onca şeye rağmen hep sevdim ben seni. Hiç utanmadım sevgimden, dik durdum. Ama sen hep utandın. Utanmak mı? Melek, ben sana olan aşkımla gurur duyuyorum. Ben sana çok aşığım. Çok. Affettin mi beni, söyle. Affetmediysen öpmeye devam edeceğim ben. Hoş geldiniz Ayten Hanım. Ne oldu? Ah kızım, neler olmadı ki? Vallahi bu oğlan benim yüreğime indirecek. Öldürecek beni yavrum. Bir dakika, ben bir şey anlamadım. Ne oldu? Ah, çıldırmış bu oğlan. Kardeşiyle konuşurken duydum. Yurt dışına gidecekmiş. Her şeyi bırakıp yeniden başlayacağım diyor. Onu bırak, eski pis mahallemize de geri döndük. Sabah ilk işim kalkıp buraya gelmek oldu. Haberiniz var mı yavrum? Nereye gidiyor bu oğlan? Kimle gidiyor Allah aşkına? Sen biliyor musun kimle gidiyor yavrum? Nereye gidecek? Sevgilisiyle kaçıyorlar. Oh, tahmin etmiştim. Haberiniz yok demek. Ama ben vefasız biri değilim. Bunca yıllık dünürlük yaptık. Elimizden tuttunuz. Böyle bir ihaneti oğlum bile yapsa izin veremem. Giderse gitsin Ayten Hanım. Kendisi kaybeder. Biz onu da sizleri de başımıza tac ettik. Eğer kendi kız kardeşine, kendi annesine bunu reva görüyorsa o fare yuvasını, kendisi bilir. Ben de söyledim, topla kendini oğlum, aklını başına al dedim. Ama yok, dinlemiyor. Hayır, size de onca borcum var. Olacak iş değil. Yurt dışına kaçacaklarmış ha? Ah kızım, durdur onu, gitmesine izin verme yavrum. Sen onca yıllık karısısın yavrum. Bir şeyler söyle, izin verme gitmesine. Hadi git, üstünü başını değiştir. Topla kendini biraz. Yakışıyor mu sana bunlar? Sude. Sude! Sude! Kızım! Kızım, kendine. Hay Allah! Sude'cim! Sude, kes ağlamayı. Hadi güzel kızım. Ağlama bebeğim. Söylemese miydim acaba? Neticede karısı o da. Ayten Hanım. Bana Bulut'un gideceği günü sade hemen öğreneceksin. Sen de hemen. Bu işi çözersek ikimiz çözeriz. Anladınız mı beni? Tamam. O zaman anlaştık sizinle. Sizden haber bekliyorum. Peki. Kızım, Ayten Hanım'a yolu göster. Allah'ım. Bebeğim. Canım benim. Hadi kendine gel.
avukata vekalet verdim. Boşanma işlerini o takip edecek. Karın kabul edecek mi? Melek, severek evlenmedik biz. Minnet borcu yüzünden yapılmış bir evlilikti o. Borcumu ödedim artık. Londra'da yakın arkadaşlarım var. Gidince hemen iş bulacağım kendime. Bebek orada doğar. Ondan sonra istersen sen de çalışırsın. Londra'yı beğenmezsen de başka yere gideriz. Orada da bir çocuk yaparız. Peki baba, onu nasıl bırakırım burada? Benden başka kimsesi yok ki. Bırakmayacaksın ki. Onun sadece kızı yok artık. Damadı var, torunu olacak. Biz bir gidelim yerleşelim de ondan sonra babanı da aldırırız öyle. Kabul etmez ki böyle bir şeyi. Edecek, niye etmesin? Bir baba kızından, torunundan vazgeçer mi zannediyorsun? Artık acı çekmek yok değil mi? Artık acı çekmek yok. Ya bizi bulurlarsa? Bulamayacaklar demek. Artık bizi bulamayacaklar. Sırtını dayayacağım bir damadın olunca bakıyorum gözü kapalı eve geliyorsun Ferman Bey. Bırak şimdi boş muhabbeti. Nerede o? Kim nerede? Ne oldu Ferman? Kızını soruyorum Şayka. Nerede Sude? Dışarıda. Evde değil. Korkutma beni. Neler oluyor Ferman? Bir an önce ara gelsin. Sallanma hadi. Efendim Şayka Hanım. Neredesin Sude? Gezmelerdeyim. Ne oldu? Nerelerde gezdiğini sorabilir miyim? Orada, burada, şurada. Niye hesap soruyorsun? Hemen eve gelmen gerekiyor. Bir an önce. Anneciğim. Ben senin ergen kızın değilim artık. Biraz dikkatli konuş istersen. Baban soruyor. Terslenmiş bir şeylere. Hemen eve gelsen iyi olur Sude'cim. Ben de seninle... Otur karşıma. Neydi geçen geceki hali? Ne kadar zamandır var bu durum? Aramızda bir şey yok. Ben sadece bir hata yaptım ama küçük bir hataydı. Önemli bir şey değil. Küçük bir hata ha? Benim kızım namusunu kirletiyor. Sen ne yaptığını farkında mısın? Ne oluyoruz ya? Benim neden hiçbir şeyden haberim yok? Ne yaptı Sude Ferman? Ben sadece kocama işlediği günahın bedelini ödetmek istedim. Ahlaksızlık yaparak mı? Utanmadın mı hiç? Günahın bedeli günahla mı ödenir? Bu nasıl bir intikam şekli? Asıl ahlaksızlığı yapan senin damadın baba. O utanmadı mı? Sude, insan yuvasını kaybedebilir. İnsan kocasını kaybedebilir, insan evladını kaybedebilir. Ama haysiyetini kaybetmez. Bu kadar alçalmak insana yakışmaz. Kendine gel biraz. Beni iyi dinle. Kızım da olsan bunun bedeli ağır olur. Çok ağır. Eğer bir daha böyle bir şey görürsem ya da duyarsam... Bu eve ayak basamazsın. Biriniz bana neler olduğunu söyleyebilir mi hemen? Sude! Bulut'a kızdım, gittim şoförünü öptüm. Ne? Haydar'ı. Yok artık. Yapmazsın sen. Oyundu değil mi? Ha? Sırf kocanı kıskandırmak için saçma sapan bir oyun oynadın. Oyun falan değildi anne. Neden yaptığımı bilmiyorum ama yaptım. Ya bak gel şimdi otur. Ya kocan öğrenirse? Ha? Ya bir düğün gören olursa? Babamdan başka kimse görmedi anne. Aklını başına topla.
Hiç kimse acımaz sana. Önce kocan çeker gider, sonra da baban def eder seni bu evden. Bir daha rüyanda görürsün bu rahatlığı, bu zenginliği. Ödün patlıyor değil mi? Bulut kaçar gider de şirket batar diye. Hep bir hesap kitap peşindesin. Aptalsın sen. Bu cemiyette bir saygınlığımız var. Rezil mi olalım istiyorsun herkese? Ferman Köklü Kaya'nın kızı şoförüyle kırıştırıyor deseler hoşuna mı gidecek? Gazetelerde boy boy resimlerin çıktığında utanmayacak mısın o zaman? Yazık değil mi bize? Ya bana yazık değil mi? Ha? Şu halime bak. Görmüyor musun ben neler yaşıyorum? Bu kız ne halde, ne acılar çekiyor farkında mısınız siz? Ben kızımın acı çekmesini istemiyorum artık. Kocan öğrenirse mutlu mu olacaksın? Karısını kıskanıp dört elle sarılacağını mı zannediyorsun sana? Sadece fırsat veriyorsun adama çekip gitmesi için. Yeter anne. Yeter. Yeter benim üzerime daha fazla gelmeyin. Kız. Südefinkir demiş. Sus kız. O ne biçim laf öyle? Evet. Artık Bulut Bey bay bay der kesin. Tövbe tövbe. Kimli olduğunu da söyledin mi bari? İşte duymadım. Ama öğreneceğim ben. Çok yakında her şeyi öğreneceğim. Melek, çok şaşırdım. Ben gerçekten çok şaşırdım. İyi misin? Gerçekten merak mı ediyorsun? Ediyorum tabii ki, etmez olur muyum? Melek, ben seni kaç kere aramak istedim ama kızarsın diye. Bilmen gereken bir şey var. Buraya onu söylemeye geldim. Ben çok düşündüm ve bir karar verdim. Ne demek istiyorsun? Anlamadım bir şey. Ben... hamileyim ve bu çocuğu doğuracağım. Ne? Doğru duydun. Buraya senden izin istemeye ya da babalık yap demeye gelmedim. Daha sonradan karşıma çıkıp bana yeni acılar yaşatma diye söylüyorum şimdiden. Bizim bir bebeğimiz mi olacak? Senden babalık beklemiyorum Bulut. Sana aşık olmak hayatımın en büyük hatasıydı. Çok büyük bedeller ödedim. Bedel ödeme sırası sende. Bana bir söz vereceksin ve bize asla yaklaşmayacaksın. Asla. Çocuğumu sensiz büyüteceğim. Ne diyorsun Melek sen? Buraya seni dinlemeye gelmedim Bulut. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu çocuğu ne olursa olsun doğuracağım. Melek! Bir daha karşıma çıkma demiştim. Evet demiştin. Peki ya demediklerin? Ne diyorsun sen ya? Çekil yolumdan. Kocandan peydahladığın çocuk meselesini hemen bana anlatacaksın. Bu seni ilgilendirmez. Ne demek ilgilendirmez ya? Karnında taşıdığın çocuğun babası benim kocam. Bağırma. Ya bırak, ne yapıyorsun? Bin dedim. Bana her şeyi tek tek anlatacaksın. Bin arabaya. Bin şu arabaya. Versene.
Haydar neredesin sen? Sabah aradım ulaşamadım. Buraya da haber vermemişsin. Sen işimi savsaklıyorsun bana güvenip. Ne bu? Ben müsaade istiyorum. Çıkışım verildi bugün. Kovuldum. Size veda etmeye geldim. Ya sen dalga mı geçiyorsun benimle? Kimin gücü yeter seni buradan göndermeye? Ferman Bey'in. Emir büyük yerden. Beni burada istemiyor galiba artık. Bir şey mi oldu? Onu Ferman Bey'e sorun. İyi, soralım. Gel ben gel. Ya yavaş kullansana biraz arabayı. Ha deli misin sen? Nereye götürüyorsun beni? Bilmem. Deli miyim sence? Delisin. Gerçekten delisin. İndir beni, inmek istiyorum ben. Yok öyle hemen inmek. Ölsek de kalsak da anca beraber, kanca beraber. Sabah kaçta uçuyorum Ankara'ya? 10:30 efendim. Şoför mü kovmuşsunuz? Öyle. Yeni bir şoför bul kendine. Sebep? Şoför bile olsa yönetim kurulu başkanına yakışan biri olmalı. Yakışıp yakışmadığına siz mi karar vereceksiniz? Artık patron benim diyorsun yani. Eğer yönetim kurulu başkanı bensem, kiminle çalışıp çalışmayacağıma ben karar veririm. Muhakkak. Buna hem hakkın hem yetkin var. Ama beni şaşırtıyorsun. Yönetim kurulu başkanıyla bir şoförü tartışmak istemezdim. Haydar benim çocukluk arkadaşımdır. O çocuk senin itimadına layık değil. Seni suistimal ediyor. Ne yaptı size söyleyin. Profesyonel düşün. Şu anda yeni bir konumdasın. Arkadaşın olarak zaten yanında çalışması yanlış. Şoför şoförlüğünü yapacak. Haddini ve yerini bilecek. Yönetim kurulu başkanının saygınlığına gölge düşürmeyecek. Ne saygısızlık yaptığını söyleyin, ben de bileyim. Bazı lakayit hareketlerini gördüm diyelim. Ne yaptığını söyleyeyim, ben göndereyim o zaman. Eğer Ferman Köklükaya bir karar vermişse, yerinde olsam ona itimat ederdim. Peki dinlediniz mi onu? Bulut, bu holdingde yönetim kurulu dışında bir şey dinlemem. Benim şoförle, bekçiyle uğraşacak vaktim yok. Bakın Ferman Bey, eğer ben yönetim kurulu başkanıysam, şoför ya da genel müdür fark etmez. Kimsenin savunmasını dinlemeden ekmeğinden etmem. Niye getirdin beni buraya? Amacın ne senin? Acele etme. Güzel güzel konuşup anlaşacağız. Sonra da gideceğiz, hepsi bu kadar. Benim seninle bir işim yok. Ama benim var. O çocuğun babası gerçekten kocam mı? Evet. Peki ne istiyorsun bizden? Hiçbir şey istemiyorum. O zaman niye gittin Bulut'a? Ne konuştunuz? Sadece bilmesini istedim. Bir şey için değil. Sonradan karşıma çıkıp hak iddia etmesin diye. Bu çocuk benim. İkinizden de bir şey beklemiyorum. Babalık da istemiyorum ondan. Kendim büyüteceğim çocuğumu. Bana bak. Aptal yok senin karşında. O çocuğu doğurmayacaksın. Sen kim oluyorsun da bana bunları söylüyorsun ya? Bunun tartışılacak bir yanı yok. Hadi gidelim buradan hemen. Hiçbir yere gitmiyoruz. Bak. Seninle uğraşacak ne halim ne de vaktim var. Ben kararımı verdim. Çocuğumu doğurmak için senden izin isteyecek değilim. Peki. Madem öyle doğur. Ama bir şartım var. O çocuğu doğuracaksın. Sonra bana vereceksin. Saçmalıyorsun sen. Delirmişsin sen gerçekten. Madem o çocuğun babası benim kocam, sen bunu kabul ettiğime dua edeceksin. O çocuğu doğurup bana vereceksin.
Başka şansın yok. Saçmalıyorsun. O çocuğu doğuracağım ve siz de benden uzak duracaksınız. O çocuğu bana vereceksin. Ben de seni affedeceğim. Kimseye vermeyeceğim çocuğumu. Duydun mu beni? Bencil olma bu kadar. Ben senden sadece küçük bir fedakarlık istiyorum. Hem böylelikle çocuğunun da hayatını kurtaracaksın. Ha bir de şey. Bana anne diyecek. Bak. Sana son kez söylüyorum, iyi dinle beni. Yoksa çok fena olacak. Benim hayatımı kararttığına sustum. Ama bu çocuk için var ya, yapmayacağım şey yok benim. Çok korktun. Bak ben sana 2 gün süre veriyorum. Sen iyice bir düşün. Ya o çocuğu doğurup bana verirsin ya da bu doğum olmaz. Süren başladı bile. Düşünmeye başlasan iyi edersin. Görüşürüz. Ha dur ya. Nereye gidiyorsun? Haydar. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne oldu? Geldi mi Ali? Bilmem, görmedim. Ha, benim deli oğlum, şimdi kim bilir nerelerde dolaşıyordur. İşim var dedi ama bilmem artık. Gelir gelir, merak etme. Bana bak. Sen onun öyle kabuğunun sert olduğuna falan bakma. Onun içinde pamuk şekeri saklıdır ha. Ona hep kabuğu denk geldi demek. İyi çocuktur. Kalbinde şu kadar kötülük bulamazsın ha. Ne pişirdin, ne güzel koktu. Cibe saçladım. Zeytinyağı ve sarımsakla servis ediliyor. Bravo sana ya. Ya sen geldin geleli benim pabucumu dama attın kız. Elimden ne geliyorsa yapıyorum işte dayı. Ellerin dert görmesin kızım. Rahmetli anam 2 şeye güvenmeli derdi. Bir el kararı, bir de göz kararı. Maşallah sende ikisi de var. Teşekkürler. Hakkınızı nasıl öderim bilmiyorum. En zor günlerimde bana yardımcı oldunuz. Hayda, şimdi durup dururken ne bu böyle veda etmeler falan? Gidiyorum dayı. Ne olur hiçbir şey sorma. Çok teşekkür ederim her şey için. Bana bak, sen şimdi gerçekten gidiyorsun ha? Kına helal et, olur mu? Ya tamam. Yani helal edilecek bir şey yapmadık. Helal olsun tamam da. Yani şimdi bu böyle ani oldu be kızım. Tam birbirimize alışacakken. Alışmadan böyle olması daha iyi belki de. Ben çok sevdim sizi. Ben de seni sevdim kızım. Ben de seni çok sevdim. Ali'yi göremezsem ona da teşekkür ettiğimi söyler misin dayı? Tamam, tamam. Tamam, söylerim. Tamam. Aklım sende kalmayacak değil mi? Aşk olsun abi ya, güvenmiyor musun bana? Ya güvenmez olur muyum kızım? Hadi bitir şu okulu, ilk fırsatta arayacağım seni. Tamam, sen kendine dikkat et. Say, kaçtaydı senin uçağın? 23.15, benim hemen çıkmam lazım, geç kalmayayım. Ah, yolun açık olsun oğlum. Umarım her şey gönlünce olur yavrum. Bana fotoğraf at, tamam mı? Hoş geldiniz. Alo. Söyle Ayden. Evet. Bu gece kaçta? Tamam. Tamam, kapat. İbrahim, şimdi beni iyi dinle. Hadi bakalım kızım. Kendine çok iyi bak, tamam mı? Al şunu da. Ya lütfen. Al, al, al. İtiraz istemiyorum, al. Lütfen, hadi bakalım. İyi bak kendine. Her şey için çok teşekkür ederim.
Bir şey değil kızım. Hadi bakalım. İyi yolculuklar. Hava alalım lütfen. Ben Bulut Bey'in şoförüyüm. Sizi havalimanına götürmemi istedi ama adresinizi öğrenebilir miyim? Ben çıktım yola. Şu an taksideyim zaten. Gerek yok yani. Teşekkür ederim. Tüh. Aslında Bulut Bey bayağı da temihlemişti ama nasıl yapsak? Ben sizi yolun üstünden bir yerden alsam Melek Hanım. Adresinizi tam olarak söyleyebilir misiniz bana? Ben şu an Şile'den çıktım. İşte gidiyorum havaalanına doğru. Ama gerçekten gerek yok ya. Ben konuşurum şimdi Bulut'la. Yok yok Melek Hanım. Bulut Bey'e mahcup olmak istemem. Ben sizi Balta Limanı'nda bekliyor olacağım. Orada aktarma yaparız. İyi peki madem. Tamam. Biz geliyoruz o tarafa doğru o zaman şimdi. Pardon ben yolda bir yerde ineceğim. Bütün işleri bitirmişsin. Sen var ya gençlere taş çıkartırsın taş. Helal sana. Tamam ya kızma hemen. Affettireceğiz kendimizi. Bakıyorum keyfin yerinde ha. Yerinde olmaz mı dayı? Bunların güzelliğine baksana. Bak bak. Çok güzeller değil mi dayı? Güzel. Çocuğa aldım. Melek nerede dayı? Affettirmem lazım kendimi. Melek gitti. Nereye gitti? İşte. Helallik istedi. Vedalaştık ve gitti. Allah Allah. Öyle gitmek mi olurmuş ya? Ha? Bir şey de yapmadık ki yani. Sabah biraz sinirliydik. Ters dedik. Vay be. Hızlı gitti demek ki. İyi. Giden gider. Kalan sağlar bizimdir dayı. Ha? Ufaktayım ben. Ulan iyilik de yaramıyor be. Postasını koyup gitti vallahi. Giderse gitsin. Zaten bir işe yaramıyordu. Zırt pırt izin mi istenir lan? Ulan ayıp be. İnsan giderken bir hoşça kal demez mi? Düşman mıyız biz? Hayvanların altıncı hissi kuvvetli derlerdi de inanmaz. Bırakacaktım da hayvancağız etinden budundan alacaktı onu. Hayvan demişken şu pançonun yemeğini vereyim de ben. Acıkmıştır hayvan. Acından ölmesin sonra. Şiir biter. Yollar biter. Yıllar biter. Aşklar biter. Hayat biter. Boş ver çocuk, boş ver. Sen hep böyle insan kal. Vedalar ancak güzel yürekleri acıtır. Eğer yollar bir gün birleşecekse, kısmetinde varsa birleşir. Dünya çok küçük çocuk. Hem de çok.
Efendim? Ofisten aradı mı yoktun? Ofiste değilim. Yoksa işe gitmedin mi bugün? Şantiyeleri dolaşıyorsundur sen. Teftiş etmeden duramazsın. Ha? Kurtlusundur. İşe gitmedin bugün. Hayrola, her şey yolunda mı? Bu arada Ankara'dan güzel haberler veremiyorum Murat. Adamların çok güçlü bağlantıları var. Neden bu ihaleyi hedef aldılar bilmiyorum. Sanki bize kasıtları var. Anladım efendim. Sabah erkenden dönüyorum ben. Yönetim kurumdaki herkese mail at. 9'da toplantı salonunda olsunlar. Görüşürüz. Bulut Bey'le görüştüm. Havalimanına intikal etmişler. Sizi bekliyorlar. Alo efendim? Alo Melek, geliyorsun değil mi? Ya Bulut ben. Yeni numaram bu. Ha tamam. Tanıyamadım ben de. Evet evet, geliyorum şimdi. Geç kalmadım değil mi? Yok yok. Vakit var da. Vazgeçeceksin diye korkuyorum vallahi. Vazgeçer miyim hiç? Biraz önce aradım seni. Meşguldü telefonu. Şimdi şoförünü almaya geldi beni. Şoförüm mü? Melek sen neredesin? Takside değil misin? Sen şoför yolladın ya buraya. Melek ben... Şoför falan göndermedim sana. Melek sakın... Bin mi o arabaya? Devam et, devam et! Melek duyuyor musun beni? Melek! Beyefendi. Teme gir. Alo Melek, duyuyor musun beni? Melek neredesin? Melek! Bak bak bak. Kocamın sevgilisi için özel telefonu varmış da haberimiz yokmuş. Nasıl da düşünüyor metresini. Aptal çünkü. Bu kadar kolay kaçacağını zannedecek kadar aptal. Anlat bakalım planınız neydi? Çekirdek aile olarak yurt dışına kaçıp... sen, bebeğin ve Bulut mutlu yaşayacak mıydınız? Ben sana ne dedim? Ya o çocuğu doğurmayacaksın, doğurursan da bana vereceksin dedim. Sen ne yaptın? Kocanla bir olup arkamdan iş çevirdin. Hiçbir halde çocuğunu başkasına vermez. Ölsem de yapmam böyle bir şeyi. Ölüm. Bak, o da bir seçenek aslında. Ölüm dedin de aklıma geldi. Bir daha arkamdan oyun oynamaya kalkarsan... bunu seçmiş olacaksın. Ne oldu? Korktun mu? Bunu çek o silahı üstünden. Sen de kadınsın, böyle bir delilik yapmazsın biliyorum. Hani deliydim ben? Ne oldu da fikrin değişti şimdi? Ne olur çöz beni. Sakin sakin konuşalım lütfen. İyi de ben sakinim. Sen niye gerginsin? Ben onu anlamadım. Ne olur çek o silahı üstümden, yalvarırım sana, ne olur. Sen bana yalvarıyor musun? Ha? Yalvarmakla ilgili bir şey söylemiştin bana, hatırlıyor musun? Yalvaran insan zavallıdır diye. Onun doğrusu neydi, bana bir söylesene. Söylesene! Sude, lütfen sakin ol, lütfen. Sude mi? Ben senin arkadaşın mıyım ya? Bana Sude Hanım diyeceksin. Tamam Sude Hanım. Aferin. Bak,
Bana iyice bak. Ben Sude Ocağım. Bulut Ocağın karısıyım. Ve hayatım boyunca da öyle kalacağım. Anladın mı beni? Güzel. Alo Melek, duyuyor musun beni? Melek neredesin? Melek! Emin ellerde, merak etme. Sude? Sude ne yaptın ona? Sude ona ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Sevgilinle dertleşiyoruz biraz. Sude saçmalamayı kes, bana hemen Meleği ver. Yok. Ne sana bu paçoz Meleği vereceğim, ne de doğacak olan bebeğini. Bundan sonra her şey benim istediğim gibi olacak Bulut. Sude sakın dokunma ona! Ay kıyamadı da sana bak şimdi. Al biraz konuş da sakinleşsin. Bulut bu kadın beni öldürecek. Ne olur ne istiyorsa yap. Duydun mu ne dedi? Sude. Sude tamam sakin. Sakin olalım, konuşalım. Tamam mı? Olur. Bu akşam yemek yiyelim mi kocacığım? Sude bak. Ne istiyorsan söyle. Ama yeter ki Meleği bırak. Sude ses versene! Tamam canım sakin ol. Bir şey yapmadım. Eli kolu bağlı. Beni seyrediyor zavallı kızcağız. Sude bak, Meleğe bir şey yaparsan çok kötü olacak. Sakın onun canını yakma. Bu sana bağlı hayatım. Tamam, ne istiyorsun söyle. Hemen eve git. Ve hayatımıza kaldığımız yerden devam edelim. Eskisi gibi mutlu. Ben sadece bunu istiyorum. Peki. Peki tamam. Tamam gidiyorum ama Meleği bırak hemen. Hemen Meleği bırak Sude! Hemen eve gideceksin ve beni evden arayacaksın. Acele etsen iyi olur Bulut. Biraz acele gidebilir miyiz? Çabuk. Ben biletimi aldım, yarın yanına geleceğim diye yazmış babam. Ne o? Planından babanın da haberi yok muydu? Ne kadar ayıp. İnsan babasına böyle şeyler yapar mı? Hadi bana dua et. Sayende baban kapıda kalmayacak. Haklısın, saçmalıktı bizimkisi. Hadi ne olur çöz beni. Kocan da gitmiştir eve lütfen. Dur bakalım, sakin ol Melek Hanım. Erkeklere öyle güvenilmez hemen. Ondan sonra hop, yarı yolda bırakıverirler seni. Değil mi? Hayrola Bulut Bey? Ne oldu? Niye geri döndün? Sizin başımızın altından çıktığını tahmin etmeliydim. Ben anne olarak görevim neyse onu yaptım. Sude'yi arıyorum. Evde olduğumu söylersiniz size. Ara madem. Gerçi bugünlerde benim sözümü pek dinlemiyor ama. Yine de bir denerim.
Sen daha sandalyede oturmayı beceremiyorsun. Nasıl çocuk doğuracaksın? Neyse. Yavrumuz 9 ay katlanacak bu çileye. Sonrasında nasıl olsa çok güzel bir hayatı olacak. Geldim ben eve. Hoş geldin hayatım. Tamam bırak Meleği artık. Annem nasıl? Keyfi yerinde mi? Al kendin konuş. Alo. Canım kızım hemen eve gel. Tamam anneciğim Bulut'u verir misin? Bir şey söyleyeceğim. Tamam canım. Bana bak Bulut Bey. Bundan sonra o bavul bir daha asla toplanmayacak. Benden habersiz hiçbir yere gidilmeyecek. Artık biz de normal bir aile gibi olacağız. Tamam mı? Tamam Sude. Geçiştirme beni. İçten söyle. Tamam karıcığım de. Biz de aile toplantılarına, arkadaş toplantılarına gideceğiz de. Ne kadar mükemmel bir aile olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğim de. Tamam Sude. Her yere birlikte gideceğiz bundan sonra. Ama Londra hariç. Orayı sildim ben. Evet Londra hariç Sude. Sen az önce bana canım karıcığım mı dedin? Ben mi yanlış duydum? Canım karıcığım dedim. Bulut, beni seviyor musun? Seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ve hayatım boyunca da sevmeye devam edeceğim. Götür şunu.